ayet-i kerimelerden birinde ve ma umiru illa liyabdullaha muhlisine lehuddin. Biz yani onlar Allah'a ibadetle emrolundular. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Allahu Teala buyuruyor ki ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler. İlla liyabudun illa liyarifun. Beni tanısınlar, beni bilsinler. Bana ibadet evet. etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Mevla. Bu abede kelimesi, ibadet kelimesi, ubudiyet kelimesi aynı kökten türeyen, abededen türeyen iki kavram var bizim literatürde. Birisi ubudiyet, birisi ibadet. İfade ettikleri mana ise, ıslahlar ise çok farklıdır. Evet. İbadetle ubudiyet kelimelerinin. Ali Yulgari rahimahullah emaliyi şerh ediyorken orada yekul abdü fi bedil emali diye orada abede kelimesini biraz teferruatlı bir şekilde izah ediyor. Ben ondan almış olduğum manayla inşallah sizlere, izleyicilerime aksettirmeye çalışayım. İbadet var, ubudiyet var. İkisi de abede kökünden geliyor. Biz zaten kelime-i şehadet getirdiğimiz zaman abduhu ve rasulü diyoruz, öyle değil mi? Tabii. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Önce abduhu diyoruz, sonra ve rasulühü diyoruz. Önce kulluk, sonra risalet. Evet. 40 yaşına kadar Allahu Teala peygamberini ubudiyette yetiştirdi. Her adım adım böyle çocukluk dönemi, gençlik dönemi öyle Allahu Teala peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 3 dönemi var. Peygamber olmadan önceki dönemi, peygamberlikten sonraki Mekke dönemi, bir de ondan sonraki Medine-i Münevvere dönemi. Peygamberlikten önceki dönemini ne Kur'an-ı Azimüşşan'da atfeden veya direkt ifade eden ayet-i kerimeler yok mudur? Vardır. Peygamberlikten önceki dönemi, pardon. Mesela Duha suresi Peygamber Efendimiz'in peygamberlikten önceki durumunu bize anlatıyor. Sen bir yetimdin. Seni biz yolunu bulamıyordun. Yolunu buldurduk. Seni aldık, barındırdık. Ve Duha ve leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ. Senin Rabbin seni terk etmedi, bırakmadı. Elem neşrah leke. Yine İnşirah suresi de hakeza. Böyle Kur'an-ı Azimüşşan'da birkaç yerde peygamberlikten önceki dönemini görüyoruz Kur'an'dan. Zaten Hatice validemizin de Peygamber Efendimiz gelip de ey Hatice Rabbim beni peygamber olarak seçti. Ben peygamberim deyince Hatice validemiz dedi ki ben sana iman ediyorum. Sen dedi sen çok iyi insandın. Garip kurabanın yanında oluyordun. Fakir fukaraya destek oluyordun. Düşkünlerin yanındaydın. Hep hakların yanındaydın, adaletliydin. Peygamberlik gelmeden önceki dönemini Hatice validemizden de bir miktar öğrenmiş oluyoruz. Evet. Demek ki 40 yaşına kadar ibadeti, ubudiyeti görüyoruz. Yani ne? Edde beni Rabbi fe ahseneti. Rabbim beni terbiye etti diyor hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. O ne güzel mürebbidir diyor. 40 yaşına kadar ubudiyeti görüyoruz. Abede kelimesinden türeyen ubudiyet. Ne zaman ki abd oldu, ondan sonra ve rasuluhu oldu. O yüzden demin okuduğumuz hocamın da değindiği İsra Suresi ilk ayetinde Subhanellezi esra bi abdihi. Bu abd kelimesini anlıyoruz ki peygamber ruh meal beden bu olayı gerçekleştirmiştir. Ama Allah'ın kulu. Kullukta artık zirve olmuş ve peygamberlik görevi kendisine verilmiş. Peki nedir ubudiyet? Nedir ibadet? Der ki Ali Yulgari terkül ibade fıskun ve terkül ubudiyye küfrün der. O zaman el ibade fit dünya velakinnel ubudiyye fit dünya ve ahiredir ibadete. Yani ibadetin terki fasıklığa götürür. Ubudiyet ise insanı dinden çıkarır. Allah korusun. O kadar eyvallah. Ağırdır. Allah. İbadet dünyada vardır. Ubudiyet hem dünyada hem de ahirette vardır. Ubudiyet. O zaman nedir? Yine tarifini güzel bir tarif yapıyor. Diyor ki ibadet diyor Allah'ın emretmiş olduğu işte şekli belli, kuralı belli. Ona birazdan değiniriz. Efendim edası gereken farz, vacip mükellef ifadeleriyle beraber. Hı hı. Bir de var ki ibadet bunlar. Oruç, namaz, hac gibi. Bir de var ki ubudiyet dediğimiz ubudiyet şöyle diyor Türkçesini söyleyeyim ben size. Allah'ın rıza ma feale rabbuk. Allah'ın kul hakkında yarattığı her şeye kulun rıza göstermesidir. Allah'ın kul hakkında bunu yarattığı nereye koyacağız efendim? Her şeye rıza göstermesidir. Allah'tan ubudiyet. Geldi. Ubudiyet. Allah'tan geldi eyvallah. Diyebilmek. Tamam efendim. Razıyım eyvallah. Diyebilmek. Rıza makamında olabilmek. Yani raziye, marziye zaten tasavvufta bir makamdır yani. Raziyeten merziye diyor değil mi? Ve emma men sekulet mevazinu fevve fi işetir raziye. Ama sevabı ağır gelene gelince o Allah'ın razı olduğu
onun da razı olduğu raziye marziye makamındadır diyor. Kur'an-ı Azimüşşan da tasavvuf literatüründe nefsi emmareyi beyan eder, nefsi levvameyi beyan eder, nefsi mutmainneyi de beyan eder, ayrı ayrı ifade eder. Ama raziye marziyeyi bu tür Allah-u Teala beyan eder. Allah kulundan razı, kul Allah'tan razı.